Herkese selamlar. Geçen hafta masal gibi bir ülke yapmışlar diye paylaştığım videoda Hollanda'nın ne kadar düzenli ve gelişmiş bir ülke olduğunu anlatmıştım. Bu videoda da bu kadar gelişmiş bir ülkenin neden çözmediğini ya da bu ülke insanlarının neden çözmediğini bir türlü anlayamadığımız, bizi gerçekten şaşırtan birkaç konudan bahsedeceğim. Bu videoyu daha çok gerçekten bu ülke bu kadar gelişmiş olmasına rağmen niye bunları hala yaşıyoruz ve niye bunlar daha kolay bir şekilde hallolmuyor diye düşünebileceğiniz şeylerden oluşturmaya çalıştım. Bunlardan biri de hemen önümde duruyor. Size göstereyim. Mesela sizce bu direğin üstünde asılı olan bu aparat ne işe yarıyor? Bir fikriniz var mı? Bir 5 saniye vereyim, düşünün. Evet, bu aparat haftanın belli günlerinde plastik çöplerinizi asmak için kullanılıyor. O plastik çöpleri gelip çöp arabası topluyor. Bu ülkede maalesef çöp yönetimi birçok yerde, her yerde değil ama birçok yerde manuel olarak yönetiliyor. Ya evinizde bulunan çöp kovasını dışarı çıkarıyorsunuz ya da az önce bahsettiğim gibi plastik için mesela poşetlerinizi direklere asıyorsunuz. Haftanın belli bir gününde çöp arabası geliyor. Bu bazen bazı çöpler için bir ayı da buluyor. Bunları topluyor. Maalesef istediğiniz zaman çöp atamıyorsunuz. Mesela karton mahalleden mahalleye tabii değişiyordur ama 3 haftada ya da 4 haftada bir toplanıyor. Plastiklerden ve kartonlardan bahsettim. Plastikler haftada bir toplanıyor. Aslında içine sadece plastik atmıyorsunuz. İçecek kartonlarını da atıyorsunuz. Metal varsa onları da atabiliyorsunuz. Diğer mavi gösterdiğim çöp konteynerine gerçekten karton ve kağıt atılıyor. Yani bir mobilya aldınız IKEA'dan diyelim. Onun kartonlarını işte o maviye atıyorsunuz. O bir ayda bir toplanıyor. Bir de 2 tane daha çöp kovası var. Onların da biri bu. Üstü yeşil kapaklı. Organik atıklarınızı atıyorsunuz. Mutfak atıklarınızı atıyorsunuz bunun içine. Bizim burada 2 haftada bir toplanıyor. Yanındakine de geri kalan atıklarınızı atıyorsunuz. Onlar da ayda bir toplanıyor. Diyelim ki çok fazla karton çöpünüz birikti. Geçmiş olsun. Eğer mavi kovanız dolduysa onu bir ay sonra alacaklar. Siz çıkan her karton çöpü bir yerde ayırmak zorunda kalacaksınız. Bu gerçekten bir yerden sonra rahatsız edici oluyor. Diyorsunuz ki ben niye çöpümü istediğim zaman atamıyorum? Hatta şöyle bir şey de yaşadık. Banyo ile ilgili bir şeyler yaptırmak istiyorduk. Fayansların da kırılması gerekiyordu. Fayanslar kırılacak tamam ama fayansları kim atacak? Bu gerçekten bir mesele. Hatta bu yüzden ustaların çoğu, yani ben bunun temel bir neden olarak görüyorum. Tabii o kırma işiyle uğraşmamak da bunun temel nedenlerinden ama ustaların birçoğu hem kırmayla hem de onları atmayla uğraşmamak için hep bu fayansın üstüne fayans döşeyelim yoluyla gitme tarafındalar. Gerçekten çöpünüzü yönetmek zor bu ülkede. Hatta büyük çöpleriniz için mesela çamaşır makinanız bozuldu. Çok uzun senedir kullanıyordunuz. Artık atmak istiyorsunuz. Ya da daha büyük bir şey mesela. Diyelim ki mutfağınızı yeniliyorsunuz. Bütün dolapları söktünüz. Nereye atacaksınız? Büyük çöp atma alanları var. Buraya gidebilmek için de tabii ki araç gerekiyor. Ve bunlar normal sizin binek aracınıza sığmayacak çöpler olabiliyor. Bazı belediyelerde bu büyük çöp alanlarını kullanmak parayla. Bazı belediyelerde de senelik belli hakkınız oluyor. O hak kadar bedava oraya çöp atabiliyorsunuz. Sonrasında para ödemeniz gerekiyor. Rakamları değişiyor belediyeden belediyeye göre. Çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Ama insanlar genelde o büyük yeri kullanıp para vermek yerine ellerindeki o büyük çöpleri küçültüp başka yerlere atma yolunu seçiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. İkinci konu için eve geldim. Çünkü bu konuyu size evde daha iyi gösterebileceğim bir örneğim var. Belki önünüze daha önce düşmüştür. Dünya üzerindeki ülkelerde el yıkama oranları diye. Belki buna dikkat de etmişsinizdir. Hollanda gerçekten çok düşük bir orana sahip o grafikte. İş yerinde bile gerçekten çok sık rastlıyorsunuz. Yani insanlar tuvaletten çıkıyor ve ellerini yıkamadıklarını görüyorsunuz. Tabii o zaman elini yıkamayan insan yemeğe giderken, yemekten geldikten sonra elini ağzını yıkamıyor maalesef. Ben bu yüzden gerçekten Türklerin çok temiz olduğunu düşünüyorum. Hollanda bizi bu konuda yani gerçekten şaşırttı. Çünkü bizce bu bir medeniyet seviyesi açıkçası. Bu insanların el yıkamayı ne kadar sevmediğini çok net anlatabileceğim bir örneğim var şu an evde sizin için. Hadi gelin bakalım ona. Bakın size şimdi tuvaleti gösteriyorum bu evdeki. Sizce bir şey eksik mi bu tuvalette? Tuvaletin küçüklüğünü geçiyorum bu arada. Ona zaten anlam veremiyoruz. Gerçekten tuvaletler çok küçük oluyor bu Hollanda evlerinde. Ama bu tuvalette başka ne eksik? Şöyle arka tarafını da göstereyim. Evet. Lavabo eksik bu tuvalette. Tuvaletinizi yapıyorsunuz. Temizliyorsunuz ıslak mendille. Taharet musluğu yok zaten biliyorsunuz.
Ondan sonra çıkıyorsunuz. Yani bence birçok insan da buradan çıktıktan sonra artık temiz olduğunu düşünüyor ve elini bir daha yıkamıyor. Yani bizce bu durum o kadar anormal ki biz işte yeni zamanda bu size tuvaletini gösterdiğim eve taşındık. Buraya taşınırken bu küçük tuvalette lavabo olmadığını fark ettik. Çok önemsemedik ama evde iki tuvalet var. Diğerine bakma ihtiyacı bile hissetmedik. Bu evin diğer tuvaletinde lavabo var mıdır? Aklımızdan bile geçmedi. O tuvaleti tabii ki gördük. O tuvalet biraz daha büyük. Ama lavabo olmadığını ne ben ne Burçak ikimiz de hissetmedik. Yani evde iki tuvalet bulunuyor. İkisinde de lavabo yok. Tuvaletinizi yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Banyoya gidiyorsunuz. Elinizi yıkıyorsunuz. Tabii yıkamak isterseniz. Tabii ne yapacağız şu an? İki tuvalet içinde lavabo yaptırmaya çalışıyoruz. O da ayrı bir dert. Burada usta bulmak gerçekten zor. Kimi ararsanız size diyor ki işte ben 2 ay full doluyum ya da 2 ay boyunca büyük iş almıyorum. Acil işlere bakıyorum. Tamam diyorsunuz, 2 ay sonra için randevulaşalım. Çünkü nasıl olsa yapılacak bu iş. O zaman da diyorlar ki 2 ay sonra karar vereceğiz büyük iş alıp almamaya. İnsanlar gerçekten iş yapmaya tok. Kimsenin fazla işte gözü yok. Bu da o yüzden işlerinizin çok yavaş ilerlemesine neden oluyor. Ama biriyle anlaştık şükür. İki tuvaletin lavabolarını da yakın zamanda çözüyoruz. Ondan sonra tabii ki de çok daha rahat misafir davet edebiliyor olacağız bu eve. Evet, üçüncü konumuz da tam arkamdaki kapıyla çok alakalı. Evin giriş kapısı orası. Ve evin giriş kapısını bugün eve geldiğimde tam olarak şu halde buldum. Evet, görüyorsunuz postalar atılmış, yere düşen düşmüş. Biz tabii daha okumadıklarımızı buraya ayırmışız. Yani buranın sıkıntısı manuel postaların bolluğu. Neden e-mail yollamıyorlar mesela? Ülkede para kullanılmıyor. O kadar dijital bir ülke. Her yerde kartla ödeme yapıyorsun. Ama size durmadan kağıt posta gönderiyorlar. Ya bunun için adam çalışıyor. Bunun için kağıt israfı yapılıyor. O kadar çöp ayrıştırıyoruz mesela. Çöp ayrıştırmaya gitmeden önce acaba bu kağıt israfı nasıl hallolabilir diye bunu mu kesmek lazım? Yani gerçekten şaşırtıcı ve uğraştırıcı. Biz alışkın değiliz mesela. Türkiye'de bu kadar çok posta gelmiyor. Kaçırıyoruz. Okumak istemiyoruz bazı zamanlarda. O kadar çok geliyor ki çünkü. Hatta cezalı bile ödediğimiz oldu bazı şeyleri. Yani gelen çöp vergisini kaçırmışız. Bir hafta içinde ödeyin yazıyormuş. O bir haftayı kaçırmışız. Ondan sonra bir daha gelmiş. Bir daha demiş işte bir hafta, iki hafta içinde ödeyin. Tatile gitmişiz, onu da kaçırmışız. Sonra bir daha gelmiş. En sonunda faiziyle birlikte ödüyorsunuz. Direkt otomatik ödeme yapın mesela. Ülkede çok yaygın. Nasıl olsa zorunlu kesiliyor her şey. Yani bu ülkede yaşıyorsanız kiranız bile otomatik kesiliyor. Elektriğiniz, suyunuz, her şey otomatik neredeyse. Yani bunların da otomatik olması çok kolay. Yani dijital olarak mail gönderilmesi de çok kolay. O yüzden gerçekten abes geliyor. Bu kadar gelişmişliğin içinde bu kadar basit aksiyonların bu kadar gelişmemiş olması. Mesela bakıyorsunuz bütün yollar sensörlerle kaplı. Bu sensörler trafik ışıklarına bağlı. Bu trafik ışıkları ve sensörler sayesinde bütün trafik otomatik akıyor. Bir yandan böyle bir şey varken ülkede, bir yandan da mahallelerdeki çöp düzeni eski sistemde devam ediyor. Ya insanlar bunu benim bahsettiğim kadar önemsemiyor çünkü eski düzene alışmışlar ve bunu iyileştirmek akıllarına gelmiyor. Ya da arkasında benim tahmin edemediğim başka bir şey var. Gerçekten bu tarz böyle basit şeylerin bu ülkede eski düzen devam ediyor olması bizi şaşırtıyor. Size videoyu kapatmadan bu hafta sonu olan ve bizi gerçekten yine şaşırtan başka bir şeyden bahsedeceğim. Hollanda'ya gelen bir yabancıysanız şunu kesinlikle söylersiniz bir müddet sonra. Burası yabancılar için ne kadar kolay bir ülke. İyi ki bu ülkeye gelmişim. İnsanlar çok hoşgörülü. Hiç dışarıda kendimi bana yabancıymışım gibi hissettirmiyorlar. Gerçekten Hollanda böyle bir ülke. Irkçılık tarzı davranış yaşamanız bu ülkede bence biraz zor. Ama bu hafta sonu ne oldu? Bu hafta sonu bir seçim oldu Hollanda'da. Ve bu seçimde en çok oyu aşırı sağcı bir parti aldı. Ve bu partinin lideri, Türkler de dahil olmak üzere, birçok milliyete ırkçı söylemleriyle biliniyor. Today I have a message for the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans. And you will never be. An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. We do not want visa-free travel for Turks coming to Europe either. European governments that agree with this will be voted out of office by the people. Turkey voted for Erdogan, a dangerous Islamist who raises the flag of Islam. We do not want more, but less Islam. So Turkey, stay away from us. You are not
welcome here. Bakalım ne olacak? Şimdi bir koalisyon kurmaları gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü yeteri kadar çoğunluğa sahip değiller iktidar olmak için. Bakalım bu rejim Hollanda'yı ve Hollanda'da yaşayan yabancıları nasıl etkileyecek? Gerçekten merak ediyorum. Bu ülkedeki insanların yabancılara karşı tutumuyla vermiş oldukları oyun sonucu gerçekten beni şaşırttı. Bu videoda size bu ülkede beni şaşırtan şeylerden bahsetmeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.